Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ad kavmi. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen eski bir Arap kavmi. Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayan tevhid mücadelesinin mahiyeti Kur'an-ı Kerim'de kıssalar yoluyla insanlara tebliğ edilmiştir. Esasen kıssaların nakledilmesinin sebeplerinden birisi de onlardan ibret alınmasıdır. Meydana gelen olayların sebeplerini iyi tespit etmek ve aynı hataları tekrarlamamak esastır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de andolsun onların kıssalarını açıklamada selim akıl sahipleri için birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden evvel indirilen kitapların tasdiki, dine ait her şeyin tafsilidir. Hükmü beyan buyurulmuştur. Dikkat edilirse selim akıl sahiplerinin ibret alması ön plandadır. Ad kavminin yaşadığı beldenin ismi Ahkaf'tır. Müfessirler Yemen ile Umman arasındaki geniş bir beldenin bu isimle anıldığını kaydederler. Kur'an-ı Kerim'de Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve kuvvetçe bizden daha güçlü kimmiş dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ı ki o bunlardan pek kuvvetlidir. Hiç düşünmediler mi? Onlar bizim mucizelerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Hükmü beyan buyurulmuştur. Fiziki yapılar hakkında değişik rivayetler vardır. Fakat gerek boy, gerek fiziki güç olarak gayet kuvvetli oldukları bilinmektedir. Hazreti Adem aleyhisselamın boyunun 60 zira arşın olduğu Buhari'de kaydedilen haberlerle sabittir. Kendisinden sonra gelen nesillerin giderek kısaldığını iddia edenler, Ad kavminin boyunun 60 ziradan aşağı olduğunu ifade etmişlerdir. Bazı müfessirler ise Ad kavminin boy itibariyle Hazreti Adem'den de büyük olduğu üzerinde durmuşlardır. Hazreti Hud döneminde Ad kavminin lideri Şeddat'tır. Temel hedefi yeryüzündeki bütün insanları kendisine boyun eğdirmektir. Heykeller çevresinde geliştirdiği siyasi yorumlarla zorbalığı ve kan dökmeyi meşru gösterme gayretinde olmuştur. Bu lider Hazreti Hud aleyhisselamın tebliğine muhatap olmuştur. Fakat gerek kendisi gerek kavmi vahye karşı heykellerine, putlarına ön planda yer veren mevcut siyasi yapıyı savunmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de işte Ad kavmi. Onlar Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ettiler. Peygamberlerine isyan ettiler. Böylece başları liderleri olan her zorbanın emrine uyup gittiler. Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Hükmü beyan buyurulmuştur. Ad kavmi gerek siyasi gerek ekonomik açıdan büyük bir güçtü. Bağ-ı İrem diye anılan muhteşem sarayların süslediği büyük bir şehir. Dillere destan olmuştu. Kur'an-ı Kerim'de ey Muhammed, Rabbinin ülkelerde benzeri yaratılmayan sütunlara, büyük saraylara sahip İrem şehrinde yaşayan Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Denilmek suretiyle bu mahiyet meydana konulmuştur. Fakat heykellere, putlara tapan Ad kavmi zorbalıkta ve zulümde de şöhret sahibiydi. Yeryüzünde kendilerinden daha güçlü hiçbir şeyin bulunmadığına inanmışlardı. Kendi içlerinden Hazreti Hud aleyhisselama peygamberlik görevi verildiğinde büyük bir mücadele başladı. Akılları ve bilimsel teorileri zorbaların safında yer almak gerektiğini esas alıyordu. Şimdi bu mücadeleyi Kur'an-ı Kerim'i esas alarak özetleyelim. Hani kardeşleri Hud onlara Allah'tan korkmaz mısınız demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Siz her yüksek yerde bir alamet, saray, kule bina edip eğlenir misiniz? Tutup yakaladığınız vakit zorbalar gibi yakalar mısınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Size bilip durduğunuz şeylerden nimetlerde yardım eden, size davarlar, oğullar bağlar, ırmaklar ihsan eden Allah'tan sakının. Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Bu tebliğ karşısında Ad kavminin ileri gelenleri ulusal çıkarlarını bahane ederek İftira kampanyasını başlatırlar. Ad kavminin ileri gelenlerinden kafir bir cemaat de biz seni muhakkak bir beyinsizlik içinde görüyoruz. Seni muhakkak yalancılardan sayıyoruz dedi. Bunun üzerine Hud ey kavmim dedi. Bende hiç beyinsizlik yoktur.
Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Ben sizin emin bir hayırhahınızım. Size o korkunç akıbeti haber vermek için içinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar gelmesi tuhafınıza mı gitti? Düşünün ki o sizin Nuh kavminden sonra hükümdarlar yaptı. Size yaratılışta onlardan ziyade boy, pos ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Şeddad'ın çevresinde yer alan politik güçler Hud aleyhisselamın tebliğine engel olabilmek için değişik yöntemlere başvuruyorlardı. Dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk etmemiz, atalarımızın ibadet etmekte olduklarını bırakmamız için mi geldin? O halde sıddıklardan, doğru sözlülerden isen bizi tehdit etmekte olduğun şeyi, azabı getir bize. Bize bizi ilahlarımızdan, heykellerimizden, putlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru sözlülerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir. Dediler ki, ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle tanrılarımızı, heykellerimizi, putlarımızı bırakmayız. Senin söylediklerine inanıcılar da değiliz. Biz tanrılarımızdan bazıları seni fena çarpmış demekten başka bir şey söylemeyiz. Hud aleyhisselamın tebliği karşısında iyiden iyiye hırçınlaşan Ad kavmi heykellerinin kendilerini koruyacaklarından oldukça emin görünüyordu. Hakimiyetin kayıtsız şartsız kendilerine ait olduğu iddiasına iman etmişlerdi. Bu hakimiyetlerini heykellerinin ifade ettiği ideolojileri sayesinde sürdürdüklerini kabul ediyorlardı. Sürekli olarak biz azaba uğratılacak da değiliz diyerek kendi kendilerini ikna etme yoluna gidiyorlardı. Hud aleyhisselamın tebliğini kabul eden müminlere işkence etmekten asla çekinmeyen ve zindanlarda çürütmeyi hedef alan Ad kavmi alay ederek haydi tehdit ettiğin azabı getir sloganına sarılmıştı. Kısa bir süre sonra azabın belirtileri görüldü. Akarsular kurumaya, yeşillikler sararmaya başladı. Ünlü İran bağları birer birer yok oluyordu. Kuraklık etrafı kasıp kavuruyordu. O yiğit yapılı, güçlü kuvvetli insanlar bir yudum suya, bir dilim ekmeğe muhtaç hale gelmişlerdi. Bu noktada Hud aleyhisselam yeniden tebliğ denedi ve ''Eğer şimdi yüz çevirirseniz ne diyeyim? Ben size ne ile gönderilmişsem işte onu tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize diğer bir kavmi getirir de ona, Allah-u Teala'ya hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki benim Rabbim her şeyi koruyandır.'' dedi. Ad kavminin Şeddat ve çevresinin geliştirdiği ideolojiyle beyni yıkanmıştı. Heykellerinin izinden ayrılmıyorlardı. Belirli bir süre sonra her zaman yağmur getiren bulutların geldiği yönde bir bulut gördüler. Sevindiler. Çünkü kuraklığı tabiat kanunlarıyla açıklama adetleri vardı. Bunun Allah-u Teala'nın bir ihtarı olduğunu kabule yanaşmıyorlardı. Şimdi hadisenin cereyan ediş şeklini Kur'an-ı Kerim'den öğrenelim. Artık onu, azabı vadilerine doğru gelen bir bulut halinde görmüşlerdi. Dediler ki, bu bize yağmur verici bir buluttur. Hud, hayır dedi. Bu, çarçabucak gelmesini talep ettiğiniz, bu hususa beni sıkıştırdığınız şeydir. Bir rüzgardır ki onda elem verici bir azap vardır. O rüzgar Rabbimin emriyle her şeyi helak edecektir. İnkarcı Nuh kavmi tufan sonucu helak edilmişti. Ad kavmi ise korkunç bir rüzgarla şirkin ve zulmün cezasını bu dünyada gördü. Ad kavmi peygamberleri Hud'u yalanladı. İşte benim azabım ve bundan evvel tehditlerim niceymiş düşünün. Çünkü biz haklarında uğursuz ve uğursuzluğu sürekli bir günde onların üstüne çok gürültülü bir fırtına gönderdik. Öyle bir fırtına ki insanları sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleri imiş gibi ta temelinden koparıp helake uğratıyordu. Bu azap sırasında Hazreti Hud aleyhisselam ve beraberinde bulunan müminlerin durumu ne olmuştu? Bunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Hud'u ve beraberindeki iman edenleri rahmetimizle kurtardık. Ad kavminin durumu bütün insanlara büyük bir ibrettir. Politik ve ekonomik güçlerine güvenerek şirki ve zulmü yaymak için gayret sarf eden bütün müstekbirlerin zaferleri geçicidir. Elbette azabın en şiddetine şahit olacaktır.